Müge Anlı ve ekibinin günlerdir izini sürdüğü bir cinayet var. Radyocu Mehmet Karahan'ın ablası da katilin bulunması için günlerdir stüdyoda. Ama anlattıkları arasında o kadar çok çelişki var ki neredeyse tüm şüphe okları ona dönmüş durumda. Kardeşim neden ölümü hak etti? O arsa varmış, kavgası varım. Sadece dirisine değil cesedine bile işkence edildi. Sen bunun gömüldüğü yeri biliyorsun. Ölü bedeni günlerce banyoda bekletildi. Sürekli baskı var artık, bıktım artık. Ne baskısı? Baskı yok ki. Sen kardeşin evde ölüyken bile dışarıya çıkabilecek kadar rahatsın. Vahşi cinayetin kara kutusu olan o vicdansız abla için çember daraldı. Gerçekler bir bir ortaya çıktı. Bu tapu kaydı gösteriyor ki siz annenizi de dolandırmışsınız Cemal Bey'le beraber. Hayır. Kimse buraya ilk geldiğin gün hiç kimseyi tanımıyorum, hiçbir arkadaşını bilmiyorum diyordun. Şimdi 5 kişi çıktı. Türkiye günlerdir cansız bedenine dahi ulaşılamayan DJ Gezgin lakaplı Mehmet Karahan'ın kurban gittiği acımasızlıklarla dolu cinayet senaryosunu konuşuyor. His sesini çıkartmadan durduysan ikinizin planıydı bu. Cemal'le ikinizin planı olduğu için Mehmet'in nereye gömülmediğini bilme ihtimalin yok. İşkence edilerek komaya sokulan, ölümünün ardından da cesedi evde saklanan Mehmet Karahan'ın nereye gömüldüğü hala belli değil. Sen bunun gömüldüğü yeri biliyorsunuz. Eve geldiler. Halıya sardılar, iki kişi götürdüler, bana bunu dedi. Neden şimdi orada bu iki kişiyi söylemiyor da neden bu yalan söylüyor bu? Kardeşinin katili olarak sevgilisi Cemal Durmaz'ı suçlayan Fatma Karadağ kendisinin masum olduğuna kimseyi inandıramadı. Sen o adamın başında 20 gün bekliyorsun, 6 gün ölüsünün başında bekliyorsun, suladık diye gülerek anlatıyorsun. Sonra o adamı nereye gömdüyseniz gömüyorsunuz. Sen bu adamla dost hayatı yaşamaya devam ediyorsun. Ne zaman adam başka bir kadın buluyor, çıkıyorsun diyorsun ki kardeşimi öldürdü. Yalanları ve çelişkili ifadeleriyle şüphelerin odağına yerleşen o ablanın annesini dahi dolandırdığı ortaya çıktı. Bu parayı o tefecilere vereyim de oğlum geri gelsin diye satmış. Tefeci falan yok ortada. Ve ne oluyor bu para? Cemal'e gidiyor. Bu tapu kaydı gösteriyor ki siz annenizi de dolandırmışsınız Cemal Bey'le beraber. Hayır. Program sırasında dikkat çeken bir başka ayrıntı ise Fatma Karadağ'ın etrafa saçılmış eşyalarla dolu eviydi. Siz biriktirme hastalığı mı yaşıyorsunuz? Hayır. Niye sizin eviniz o kadar dağınık? Niye sizin eviniz böyle? Yeni taşınmıştım ben o eve. Ama bir yıl oldu yani taşınalı. Polis ne yapacak bu evde? Polis ne yapsın bu eve yani? Bu evde parçalar...